Men adım Hamidullah. İnanç tepte halis kılımen. Afganistan Faryab velayetinden bölümen. Hazır ise Türkiye'de yaşayımen. 2013 yılında Afganistan Faryab velayetinden Türkiye'ye okuma amaçlı geldim. Sakarya Üniversitesi'ne siyaset bölümü ve komünitimini okup tükettim. Hazır ise yüksek lisansı İstanbul Ticaret Üniversitesi'ne okup tükettim. Türkistan tercümanlık iş yerimiz var. Orada Afganistan'dan gelgen vatandaşlarımızın işlerini halletiş için yardım veremiz. Bundan taşkarı hem içtimai hareketlerine kızık hemen cüda hem. Onun yanına Türkistan vaku, kültür ve yardımlaşma uyuşmamız var. Seminarlarımız var. Şurada Afganistan'dan gelgen okçularını bölge getirip seminar verdiremiz. Ve kültürümüzde Türk dünyası bilen tanıştırabız. Ve Türk dünyasıyla bölgen festivallerine katnaşamız. Ve halkımızın kültürünü, ferhangini tanıştırabız. Elbette Afganistan'da biz barı faaliyet kılmak istiyoruz. Elbette Afganistan'da barı siyasetimizi okuyan derslerimizde siyasetke katnaşmasa hem bilim yurtdaki barı ders vermek istiyoruz. Bu buradaki örgengen sistemlerimiz, düzenlerimizde örge ki insanlarga aktarmak istiyoruz. Sonki payetlerge devlet minan ve talibanlar bir araya gelgen bizde juda ham xursan kılgen idi. Bu tafahumlar, anlaşmalar juda ham xursand qilgan edi ki, chunki o'sha karyerli insonlarga, kadri insonlarga, o'sha elit insonlarga, o'qigan insonlarga fursat tanlanadi, fursat beriladi. Shu fursat muhayyo bo'lgan fursatlar nima bo'ladi? Yoshlarni iste'dodini, bilgisini o'rtaga qo'yadi. Afg'onistonda bugun bir davlat, demokratik bir davlat kelsa, bugun bir davlat tuzgun bir asosi qonuni asosiga tatbiq bo'layotgan bir davlat kelsa, albatta biz bu yerga muhojir bo'lib qolishda niyatimizni o'qimoq uchun keldik. Orada Afg'onistonda yoshlarga bir narsalarni aktarmoq uchun keldik. Ammo mutaassifona deb aytishimiz kerak, afsus bilan aytish kerakki, hozirgi so'nggi natijalarni ko'rib turibmiz. Natijalar, ya'ni qoniqarli bir natijalar qo'lga kelmayapti. Qoniqarli natijalar bizni juda ham xavotirlantiribdi. Hozirga ko'rib turganingizdek, Afg'onistonda urush juda ham ko'p. Yoshlar va kattalar, oilalar bir-biridan ayrilib qolyapti. Uysiz bo'lib qolyapti insonlar, joysiz bo'lib qolyapti insonlar. Uylaridan ko'chmoq majburiga bo'lib qolyaptilar. Davlatga qarshi ishonch, xalq ishonchsizlar boryapti. Bizni elitlarimiz, o'quvchilarimiz va katta siyosatchilarimiz va jurnalistlarimiz o'zlarini Afg'onistonga ya'ni huzurli, Afg'onistonga amniyatli va güvenliler hissetmeydiler. O yüzden ülkeni ham bazı insanlar terk ediyor. Afg'oniston vaziyatını bugünden yaxshi roqqa taşımak için şu Talibanlar müzakirası ve devlet arasındaki başlangan müzakere yaxshi bir fırsattır. Bu fırsatı layini ham biz qo'ldan bersek, bizga bir daha demokratik bir davlat, bir defa ham tuzgun bir davlat qo'limizga kelishi mumkinyati yo'q ko'rinadi. Butun Afg'oniston xalqi bunga zoyat beradi, qonlar ko'proq to'kiladi. Anun uchun davlat va davlat arboblarimiz, elit insonlarimiz, el nuxbagonlarimiz hammasi bir araga kelsin va xalqimizni qurtarish uchun, davlatimizni qurtarish uchun Talibanlar bilan muzokarani jiddiroq olib va uni so'nishlantirsinlar. So'nichi ham xalqimizning manofisiga bo'lsin, nangi shaxsiyatlarning manofisiga bo'lsin. Men Afg'oniston jumhur boshlig'i bo'lsam, Afg'onistonda 3 poyasi bor. 3 poya qatib to'xtagan. Qazoya, ijroiya, muqaddam. Bu 3 narsani ta'dil va barobar tutish kerak. Bir davlat yo bir mamlakatga yolg'izgina bir millat, tek millat yashamaydi. Başka milletler yaşaydı. O'sha milletlerin aynı köz bilen qarash kerak. Aynı qonun ki yasak, aynı insonlarga geçerli bilsa, o'sha millet ki başka milletler ham o'sha narsa geçerli bilsa. Ben sizge bir örnek versem. Mesela Baburiler İmparatorluğu zamanıga. Baburiler İmparatorluğu zamanıga din, til ve renk hiçbirisini fark vermeydi. Yolg'iz nima tushunadi bilasiz mi? Yolg'iz tushunayotgan narsalari xalqni huzuri bormi? Xalqni güvenliği bormi? Xalqni amniyati yerigami? Xalq shu meni iqtidorimdan, meni qudratimdan, meni otoritetimdan rozimi deb o'ylaydi. Birisi budizm, birisi islom, birisi yana bir boshqasi. Har narsaga topotgan insonlar bor. Ammo davlat bo'lib, davlatli inson nima qiladi? Bularni ayrit etmaydi. Hech birisini ayrimchilik qilmaydi. Hammani nima bo'ladi davlat o'z ko'z bilan ayni ko'zga ko'radi insonlarni. Bir ko'zga ko'radi.
Onun için Afganistan'a ben eğer cumhurbaşlığı bölsem insanların rengini, dinini, dilini, mezhebini hiçbirisini ayırt etmezsen hemen aynı közge beraber ve kanunda ve şey icmal milini yerine getiriş için mücadele veremem. Bunun için hem halk devletten ve hükümetten razı bulundu. Devlet hem güçlenildi ve halk hem huzur içine bulundu. Özünü huzur içine ve emniyet içine hissetti. Bunun için devletler hem daha faydalı kalacaktı.